Buna daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Hal bu kadar ciddi iken, hal bu kadar ciddi iken bu işe bir açıklık getiren, bir neşter vuran olmayacak mı? Bütün tercihler bu kadar net mi olur, bu kadar tesadüf mü olur? Milli Savunma Bakanlığı nasıl, ne şekilde, kimler tarafından kuşatılmış ve bu konuda bir kelime söylenmeyecek mi? Teker teker 5 grup başkan vekili, pardon özür dilerim, 4 grup başkan vekili, Akbaşoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi olarak katı şekilde muhatap kabul etmeyeceğimizi ifade etmiştim. Akbaşoğlu cevaplamasın. O kendisine dua edenlere küfretmeye devam etsin. 4 grup başkan vekiline, sözcüleri Sayın Çelik'e, Hulusi Akar'a, Recep Tayyip Erdoğan'a soruyoruz. 4'te 4 kuşatılmış bu durumda ve bir kelime konuşmuyorsanız biz bunu millet adına size soruyoruz. Sonuna kadar da sormaya devam edeceğiz. Bir başka vaka, meclisin uzman çavuşu Ulvi Yönter Photoshop'lu fotoğraf koymuş buradayız diye. Vallahi 1.30'daydı basın toplantım. 2.30'a aldık biliyorsunuz. Gelirken baktım. Meclis salonu kapalı. Ulvi Yönter tatilde. Diyoruz ki meclis yok, kapalı, tatildesiniz. Buradayız diye kendisine uzman çavuş kıyafeti giydirmiş. Kürsüden Photoshop'lu fotoğraf koyuyor Ulvi Yönter. Ya bu kadar da olur mu ya? Bu kadar da olur mu? Bir de diyor ki sen neredesin, bana yazmış. Kandil'de misin? Bak ben neredeyim, canlı yayındayım. Meclisteyim, görevimin başındayım. Sen uzman çavuşların sorunlarını çözmeye söz verdin, kanun teklifi verdin, yıllardır kılını kıpırdatmıyorsun. Genel başkanımız dahi kürsüden dedi, getirin kanunlara oy vereceğiz. Buradan bir daha söylüyoruz. Ulvi Yönter, tatile değil de uzman çavuşa el kaldır, iki elimle sana destek vereceğim, kanun çıkınca da alkış yapacağım. Sen uzman çavuşların başta statü, bütün taleplerini hepimiz biliyoruz, ezberledik sorunlarını, çözmek için gel bir el kaldır. Bir de bana diyor ki sen neredesin, Kandil'de misin, orada mısın, burada mısın? Biz buradayız. Ben tatile el kaldırmadım Ulvi Yönter. Siz kaldırdınız. Cumhuriyet Halk Partisi tatile el kaldırmadı. Siz kaldırdınız. Tatile gidip bu kadar sorun ortada duruyorken, memleket yangın yeriyken bu meclisi tatile sokacaksın, sonra da Photoshop'lu görüntü koyacaksın. Yazıklar olsun, ben buradayım deyip Photoshop'lu görüntüyle uzman çavuşları kandırmaya, alay etmeye çalışanlara buradan ilan ediyoruz. Ulvi Yönter, ben canlı yayında buradayım. Ulvi Yönter şu dakika canlı yayını açsın, nerede olduğunu görsünler. Mecliste değil, gelirken baktım. Bir saat toplantıyı erteledik. Acaba saat 2'de kapalı meclisin hiç olmazsa kapısına gelir mi diye. Gelsene. Haftaya geldiğinde önergeni verip de komisyonu toplantıya çağırsana. Meclis Genel Kurulu'nda hakkımızı size vereceğiz. İş düzük 37'ye göre uzman çavuşların özlüğüyle ilgili kanun teklifini, bizimkiler gani, seninkini getirelim. Gel talep et, iş düzük 37 hakkı gelecek hafta biz de sana veriyoruz. Salı günü indir, uzman çavuşa el kaldır, tatile değil, iki elimle birlikte bütün milletvekillerimizle, grupla birlikte destek vereceğiz. Sadece uzman çavuşa değil, EYT'linin sorununa, 3600 ek göstergeye, tarımsal suramada gelmiş %95 zammın geri alınmasına, esnafa gelmiş olan %100'ü aşan zammın geri alınmasına, elektrik faturalarına, her birine el kaldıracağız. İki elimizle kaldıracağız. Bir tane şu vatandaşın faydasına iş yapın. Ben kardan anlamam demiş. Sen kardan anlamazsın, siyasi kardan anlarsın. Geçen Sayıştay seçimlerinde gördük. Bu anlamsız, şaşılacak destekten kimlerin nasıl faydalandığını gördük Ulvi Bey. Bütün meclis biliyor. Sayıştay seçiminden
nasıl siyasi rant elde edildiğini hep birlikte gördük. Bir tane bakan almadan destek veriyordunuz, öyle mi? Bir beklentimiz yok. Bakansız destek. Cumhur İttifakı 15 Temmuz günü meydanlarda kuruldu. 9 Mart'ta selektör yaptınız. Darbeden çok çok önce AK Parti'ye. Bunu söyledim diye dünya kadar küfür ettiniz. Toplanmakta olan kurultay saray muhalefetiyle, saray yargısının eliyle kurultaydan kurtuldunuz. Cumhur İttifakı'nın esas temellerini onlar kurultayı erteletme karşılığında sizin anayasa değişikliğine yeşil ışık yakmanızla attınız. Şimdi hem 15 Temmuz'u buna gerekçe göstereceksiniz, hem de ondan sonra biz bakan bile almadık diyeceksiniz. Ama siyasi kârı, siyasi rantı yüksek yargıda cebe indireceksiniz. Daha fazlasını başkası anlatsın. Sorunuz varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Ya bu konuyla ilişkin ismi geçen, daha önce bu tweetlerde ismi geçenlerden bu üçüncü cinayet, bu konuya ilişkin Cumhuriyet savcılarının kapsamlı bir şekilde bir araştırma yapması, ayrıca bu gidişatın nereye doğru gittiğinin öngörülüp bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, bir soruşturmanın cesaretle sürdürülmesi lazım. Birbiriyle bağlantılı cinayetler işleniyor. Bunu o süreci takip etmiş olan herkes görüyor. Yazılıyor, çiziliyor. Ama bu konuda bir bütün, organize bir şekilde bir sürecin bir yerinde olduğumuz fark edilmezse, buna göz yumulursa, üç maymun oynanırsa bu işin devamı gelir. Ülkeyi yönetenlerin de yargıda görev yapanların da bu konuda önemli sorumlulukları var. Bu konuda biz de dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Durum son derece kaygı vericidir. Durum son derece endişe vericidir. Birincisi, eğer Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı adayımız sadece yarışacak derseniz, bu konuda kimin yarışacağına Millet İttifakı karar verecek. Genel Başkanımız ittifak kendisine görev verirse onur duyacağını söylemişti. Sayın Genel Başkan'ın ittifakın adaylığı noktasında ittifakın tam mütabakatını aradığını ifade etmek gerekir. Devamında aday Sayın Genel Başkanımız olursa da ya da ittifakın bir başka adayı olursa da ittifakın tüm genel başkanları ve hepimiz o genel cumhurbaşkanı adayımızın arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında yarışacağız ve nasıl İstanbul'da hep birlikte çalışıp bütün ittifak bileşenleri olarak ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak İstanbul'un kazanılmasına, makus tarihinin yenilmesine ve oradaki talanın son bulmasına katkı sağladıysak, önümüzdeki seçimlerde de öyle olacak. Nasıl Ankara'yı hep beraber kazandıysak, nasıl Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı hep beraber kazandıysak, önümüzdeki seçimi de hep beraber kazanacağız. Aday Kemal Bey olursa da ifade doğrudur. Kemal Bey, Recep Tayyip Erdoğan'ı yenip 20 yıldır bu yoksulluğa sebebiyet veren, umutsuzluğa sebebiyet veren ve ülkeyi felakete sürükleyen bu iktidarı sonlandıracaktır. Adayımız başkası da olsa Sayın Genel Başkanımız aynı güçle çalışıp bu başarının kazanılması için elinden geleni yapacaktır. İfadeleri bunundan, ifadelerinin kapsamı bu şekildedir. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ekonomi gündeminde
konuştuk, zamları konuştuk, zam müzakerelerini konuştuk. Yurdun dört bir tarafında devam eden, kuryelerle başlayan, devamında çorap fabrikası işçileriyle devam eden müzakereler, protestolar, eylemleri konuştuk. Bir de Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir ziyaretine dair bir grafikle başlamıştık. Hatırlatarak devam ederim. Londra'ya gitti. Londra'da yatırımcılarla görüştü. Piyasa uzmanlarıyla görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Anadolu Ajansı'na göre yeni bir paket müjdesi verdi. Reuters'a göre kur sabit kalacak bundan sonra. Merak etmeyin, öyle büyük oynaklıklar olmayacak taahhüdünü müjde olarak sundu. İddialar böyle, bir de